Paketlerden hiç faydalandınız mı? Biz başvurduk ama hiçbir şey. Size çıkmadı. Hayır, hiçbir şey yok yani. Kıza çalışma deneyim. Evet, eşim çalışıyor. Ben çalışıyorum. Ondan işletmeci ama tabii bir kadar giderler var yani. Hocam niye gidiyor? Eşim neden istiyorsun? Yani hiç olmuyor. Yok yani hani esnaf, küçük esnaf öldü zaten. Şu anda hiçbir şey satmadın mı sen? Yok sabahtan. Şey saat 1 oldu, bir yarım olmuş. Sayın Yavaş Bey, muhtetler hiç yardım almıyor. Annemlere yapıyorsunuz. Yeni geçirdiği beleş yardım yapamıyor. Onlar çok güzel. Ben aile desteği bulundum. Gerçekten bir elektrik parasından çok şikayet var. Biraz kapacından var. Okulların kapanmasıyla birlikte talebe olmaması. Siz yanlış olarak ne koydunuz buraya? İnternete başlamak zorunda kaldım. Mesela çocuk oyuncağından tutun. Evet. Çocuk giyimine kadar koyanlar var. Evet. Onun için sordum. Evet. Sizde bir ek bir şey var mı? Tabii, sizde tabii. Ek bir şey var mı? Tabii. Ya mutlaka koyuyoruz. Oyuncak getiriyoruz dönem dönem mesela. Satış olsun. Müşterinin ayağı gelsin diye. Çünkü şu an kitap kırtasiye bayağı durmuş durumda zaten. Hiçbir yardım almadı. Sebep ne? Ne bir tankilası. Sebep ne? Ve son 3 milyarlık alimi. Daha internetinde düşecek diye bekliyoruz. Daha. Evet. Sonra o bin lira yardım edildi. Onları da almadı. Evet. Yalnızca. Çalışan var mı burada? Yok, çalışan yok. Anladım. Tek başına. Çalışan evet. Nasıl geçeceğiz evet. Ki? Bunun dışında, bu dükkanın dışında hayır. Bir yeriniz hayır, var mı? Yok. Geçindiriyor mu evi? Geçindirmeyin şu anda yani açık. Pandemide mesela ilk ay korktuk açmadık. Geçen sene. Şimdi de zaten 17 gün bir kapandık. Bayramlar geçti. Hiçbir faydamız olmadı kendi açımızda. Bizim sektör baya kötü. Evet. Devlet bize de fazla da yardım etmedi. Bazı sektörler aldı ama biz alamadık. Bunun nedenini de bilmiyoruz. Kimisi soracağını da bilemiyoruz. İnternette daha ucuz sattırıyorlar mesela. Ondan dolayı bayların sıkıntı olarak yani. Problem var. Bunun giderilmesi olur ama hükümetin yanlış anlayışıyla ilgili bu şey yani. Bu açılan paketlerden hiç para almıyor. Ama hiçbir şey olmaz. Hiçbir kuruş olmaz. Kaç kişi geçiniyor burada? 3 kişi var. 3 çalışan? Evet. 3 çalışan. 3 tane aile. Evet. Aynen. Yani başkanım, 17 gün kapanma sürecinde bayağı sıkıntılar geçtik yani kapandı. Hiç ödemeniz var mı yok mu? Hiç soran olmadı bize yani. Yani bir tane kapattık bekledi sadece. Yani. O yüzden çok biz dertliyiz yani. Sıkıntı yok. Satış yaptığın kaç müşteri? Yani şu anda 3-5 kişi ancak olmuş. Neler alıyorlar? 15'lik tişörtlerden. 15'lik tişörtlerden. Yeter mi? Yetmez. Çok uygun fiyat veriyoruz zaten. Evet, yetmez. Ama yine değil. Kiram burası. Kiram. Hayır, 5 kişi 15 liralık tişört alsa yetmez. Yetmez. Ama tabii ki onun yanında 3-5 kişi alındı da yine de mışıklar çektiği değil. Çalışan mısınız işte? Sadece. Yan taraf da bana ait. Aynı zamanda. Kaç insan? Kaç? Benimle beraber 3 kişi. 3 kişi. Fazla kişi mi? Hayır, o şey değil ama peki onların parası çıkıyor mu kızım? Yani başkanım bir şekilde onları idare ediyor, ben onları idare ediyorum. Hayır, birbirinizi idare ediyorsunuz, o başka bir şey ama yani gerçekten ödenebilecek şekilde para çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Hani kendiniz fiyatları şöyle bir gezdiniz, dolaşın, evet. Görün, ona göre değerlendirmesini yaparsınız. Kredi borcum var mı? Kaç müşterin oldu? Ya satın alma şeyi de söylüyorum. Ha, bura kira mı? Var da yine onların ekonomik var. Onlar da nasıl etkilendi? Çok etkiler. Ben zaman zaman yaşına kadar dışarı çıkmadım bilmiyorum. Aileden çıkmadım.